Şehri Gündem programı olarak Mardin'de çekimlerimize devam ediyoruz ve sektöründe etkin hizmet veren Yakupoğulları geri dönüşümdeyiz. Yanımızda firma ortağı Mustafa Geleş var. Merhabalar Mustafa Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Geleş, 1981 Nusabi Mardin doğumluyum. Biz 30 senelik lastik işiyle uğraşıyoruz. 2010 yılında lastikler uğraştığımız için bizim bayağı bir iş yerinde atık lastikler oluşuyordu. Bu lastikler yavaş yavaş bizim biraz çevre kirliliğine bir çözüm bulmamız için 2 senelik bir araştırma sonucu lastiğin geri kazanabileceğini biz gördük. Doğrusu hem Avrupa'da hem Türkiye'de araştırmamız oldu. 2010 yılında da küçük çapta bir tesis kurduk Nusaybin'de. Yakupoğulları geri dönüşüm olarak biz yavaş yavaş fabrikamızı büyütüp Mardin Organik Sanayisi'nde 2 senelik bir çalışmayla fabrikamızı yılda 10.000 ton lastik, yani ömrünü tamamlamış lastik olarak geri kazanımda bulunduk. Şu anda yaklaşık 25 kişiye biz iş istihdamı sağlıyoruz. Bu çıkan lastiklerden ağırlıklı olarak kaymol lastiği topluyoruz. Bu lastiklerden %70'i kavucuk, %30'u da hurda çelik tel olarak çıkartıyoruz. Çıkan kavucuk granülü de 4 milime getirip bu halı sahalarda, çocuk parkların yumuşak alt zeminlerinde, ayakkabı tabanlarında, araba paspaslarında, yani çok sektöre biz ara mamul üretiyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? Hizmetlerimiz biz çevrede çıkan atık lastikleri topluyoruz. Belediyelerde olsun, bu lastik beylerinde olsun, yol kenarlarında olsun. Biz elimizden geldiği kadar hem çevreyi temizliyoruz, hem ekonomiye katkı sağlıyoruz, hem iş istihdamına katkı sağlıyoruz. Peki, vermiş olduğunuz hizmetler hangi sektörlere fayda sağlıyor? Bu halı saha üreticilerine biz kavucuk granül olarak veriyoruz. Bu çocuk parkları yapan firmalara hazır kavucuk granül veriyoruz ara mamul olarak. Yani yurt dışından ithal edeceklerini biz Türkiye'de onlara sunuyoruz. Mesela hem çevre düzenine katkıda bulunuyoruz, belediyelerle olsun. Bir sürü firmaya biz katkı sağlıyoruz yani. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Kalite politikamız iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çevre kirliliğini engelleyip ekonomiye katkı sağlamak adına lastik geri dönüşüm alanında en iyi hizmeti vermekteyiz. Peki sektörünüzde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Bizim büyük sıkıntımız elektriğin pahalı olması, bizim bölgede kalifeli elemanın bulunmaması, ham maddenin az olması, hurda lastiğin belediyelerden fazla destek almadığımız için ve bizim şu anda maliyetimizin altında yurt dışından mağulun getirmesidir. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? İş hacmimizi artırarak daha fazla personel çalıştırmak, ileriye dönük biz Yakupoğulları geri dönüşüm olarak Türkiye markası yapmak. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Araç lastiği değiştirdikleri serviste ömrünü tamamlamış araç lastiklerini servise bırakıp doğaya katkı sağlamalarını istiyorum. Ve şimdi de diğer firma ortağımız Yusuf İlik ile birlikteyiz. Merhabalar Yusuf Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Yusuf İlik, 1995 Diyarbakır Lice doğumlu Yakupoğulları Geri Dönüşüm Şirketi'nin ortağıyım. Yusuf Bey, faaliyet alanlarınızı anlatır mısınız? Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak çevreye ve fabrikamıza ham madde olarak katkı sağlıyoruz. Ve ekonomiye katkı sağlamaktayız. Ömrünü tamamlamış lastikleri yakupoğulları.com.tr'den bize ulaşarak lastik servislerinden, belediyelerden, şirketlerden, şantiyelerden bizlere oradan ulaşarak lastiklerinizi gelip sizin yerinizden temin edebiliriz.
Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.